Türkiye'de biliyoruz ki 70 yıldır özellikle resmi laik demokratik cumhuriyetten beri Müslümanlar şu veya bu yolla rejime entegre ediliyor. Tabii, tabii. Bunu nasıl gerçekleştiriyor ve kimin aracılığı, kimlerin aracılığı? Efendim resmen ve zorla. Mesela tevhid tedrisat okullar açmış, herkesin çocuğunu zoraki o okullara götürüyor. Ne okutuyor? Laik demokratik anlayışa göre hazırlanmış matematik, coğrafya, yurttaşlık bilgisi, fizik, kimya, carçur, her neyse. Ha? Tarih falan filan. Zorla. Giderek bu iş zorlaşınca ne yaptı? Yani zorla yapıyorlar. Baktılar ki zor tutmuyor. Yani zorla olmuyormuş. Yavaş yavaş kendilerinde bizi kendilerine eklemek ve bütünleştirmek için kendilerinde bizde olan bazı şeyler bulundurmaya başladılar. Örneğin Menderes Eyüp Sultan'a gider ara sıra. Allah yer yerinden olan başvekili, Türkiye Cumhuriyeti'nin başvekili Eyüp Sultan'a gitmiş. Ne olacak yani? Yeşilçam'ın artistleri de gidiyor bağlı. Ama millet bunu fark etmiyor ki. Camide bir kaymakam görse millet güveç çıkıyor. Hazreti Ömer devri geldi ben diyor. Ne olmuş? Şimdi bu gibi şeyler giderek artıyor dikkat ederseniz. Biz buna İslamizasyon diyoruz. Yani rejimi elinde bulunduranlar giderek bize daha çok benzeme ihtiyacı duyuyorlar. Bu bir yandan sevindirici. Çünkü İslam'ın gücü onları böyle olmaya zorluyor. Öbür de yandan hala avanak kesimi ezici çoğunluk olduğu için onları aldatıyor. Yani peşlerine takıyor işte.